Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmek üzere karşınızdayız. Sıcak bir yaz günü, yaz geldi. Bir yandan hele şükür diyoruz ama bir yandan da bir anda bastırdığı için özellikle İstanbul'da nem oranı da yüksek, zorluyor bizi değil mi? Evet abi, insanoğlu böyle. Bir an önce kış bitsin der, yaz gelsin der, yaz gelir, bu ne biçim sıcak der. Hep nem der. Bunun muhabbetleri olur. Evet. Memnun olmama gibi bir şeyimiz var tür olarak. Bugün aslında bizim söndürmemize gerek kalmadan sönmüş olan ve geçtiğimiz haftaya damga vuran iki yalanı konuşacağız. Tabii bunlar şey gibi yalanlar değil. Yani işte annesine babasına yalan söyleyip arkadaşına kalmaya giden çocukların söylediği yalanlar değil. Siyasi amaçları, bir takım hedefleri olan yalanlar. Ve hani Türkiye'de bir takım fay hatlarını kırmayı amaçlayan yalanlar. O yüzden iyi irdelenmesinde ve ders çıkarılmasında fayda görüyoruz. Yani şöyle, yani o kadar ardı ardına gelmeye başladı ki, o kadar büyük yalanlar, hani Göbels'in o sözü var ya, bir yalana ikna edebilmek için, insanlara onun gerçek olduğu sanrısını yaratabilmek için o yalanın çok büyük olması lazım ve sürekli tekrar edilmesi lazım. Yani o kaba tekniğin hala uygulanıyor olması, tabii belli bir gelişimle birlikte uygulanıyor olması bir yönüyle şaşırtıcı. Bugün 51. programımız Yalancının Mumunda. Biz gerçekten başlarken daha önce de bunu ifade etmiştik ama bu tansiyon her geçen gün artıyor. Ya acaba malzeme bulabilir miyiz? Ve ben hatırlıyorum, ilk birkaç hafta biz böyle yoğunluklu bir araştırma sonucunda çeşitli verileri çıkarıyorduk ama son birkaç haftadır özellikle biz bir şeylere hazırlanıyoruz ama o kadar büyük yalanlar ardı ardına geliyor ki daha önceden uzun araştırmalarla çıkardığımız bir sürü yalan üzerine sohbet edecek zamanımız kalmıyor. Tabii. Ya bir yandan şöyle iyi bir gelişme var. Bu o kadar artık büyük yalan söyleniyor ki ve artık birçok insan da sorgulamaya başladı. Ya acaba bu okuduğum doğru mu? Hele hele bu yalana sık başvuranların güvenilirliğin de gittikçe azaldığını görüyoruz. Bu iyi bir gelişme. Evet. Yani biz burada tabii uzun uzun araştırıp doğrusunu ortaya koyuyoruz ama insanların kendi pratiğinde, kendi paylaştığı şeyin yalan olduğunu anlaması onlar açısından çarpıcı bir şey oluyor. Devam etsinler şeye, yalan söylemeye. Onların kredisi de gittikçe bu halkın nezdinde tükenecektir. Bir de şu çok açık bir şekilde görülüyor. Yani ulusal kanalın aydınlığın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu hayat Türk milletine çok net bir şekilde gösteriyor. Tabii. Yani bir tane çıkaramadılar ya, çıkarabilirler mi yani? Tabii. Bir aydınlık manşetini, bir ulusal kanalda yayınlanmış bir haberi. Tabii. Ulusal kanal yalan söyledi, aydınlık yalan söyledi. Biz bakın çatır çatır söylüyoruz değil mi? Hiç şeyimiz de yok. T24'leri, Oda TV'leri, Sözcüleri, Cumhuriyetleri. Ya geçen hafta yayın yaptık. 9 gün içerisinde 2 manşetleri ya. Tabii. 9'da 2 bir oranla. Tabii. Bas bariz bir yalanı manşet yapabilecek kadar nasıl ifade etmek lazım bilmiyorum. Ben gazetecilikle de alakası yok. Ülkeyi sevmekle, gerçeğe bağlılıkla da alakası yok tabii, yaptıkları tabii. İşin. O yüzden hani bu nasıl gazetecilik diye de ya birkaç şey iç içe giriyor abi. Bir yani. Türkiye'ye karşı konumlanıyorlar. Bence en önemli motivasyonları o. Yani Türkiye'ye zarar vereceğini düşündükleri her şeyi doğru yanlış bakmaksızın onu böyle lap diye manşet yapabiliyorlar. İkincisi de birazdan göreceğiz onun örneğini. Daha çok okunmalıyım. Yani daha çok tıklanmalıyım. Evet, daha çok etkileşim almalıyım. Herkes benden bahsetmeli. Bir de böyle bir sapkınca bir şey var. Yani o yüzden de hani bütün meslek ilkelerini falan hani araştırma, sorma, gerçeğini öğrenme, teyit ettirme, bütün bunları bir kenara bırakıp olduğu gibi, kendisine servis edildiği gibi yayınlama gibi bir hastalık var. Ve o ne kadar sansasyonelse, ne kadar çarpıcıysa o kadar başarılı zannediliyor ama her seferinde de duvara tosluyorlar. Daha da toslamaya devam ederler bu kafayla. Mesela geçmişe bir kısaca gidelim. Hani aynı Oda TV'nin yargılandığı süreçlerde bile taraf gazetesinin uyguladığı bu teknikler yüzünden değil mi? Tabii. Hiçbir itibarı kalmamıştı zaten. Tabii. Ve diyelim en fazla eleştirenlerden birisi de Oda TV'ydi. Ya Ergenekon sürecinde şurada silah çıktı, burada bomba çıktı diye palavradan taraf haber yaparken bu nasıl habercilik diyen Oda TV aynı haberi veriyor. Tabii. Ya yani şunu diyorum işte, A Haber çok
şey yapıyor, yalan haber yapıyor gibi böyle bir şey yarattılar bir dönem. Ki vardı gerçekten. Hani o anlamıyla eleştirilebilecek çok fazla haber çıkıyordu. Hükümet yandaşı medyada işte eleştirdikleri örnekler vardı. Ya biraz tutarlı olun ya. Siz o eleştirdiğiniz şeyleri aynısını yapıyorsunuz ya. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor ya? Hiç mi birbirinize karşı da hani aynı masada haberi hazırlarken falan. Ya biz işte 2 sene önce Akit'te şöyle bir şey var diye haber yapmıştık. Haber'de şu var diye yayın yapmıştık. Şimdi biz aynısına nasıl düştük diye böyle sormuyorlar mı acaba birbirine? Abi yalan haberi Amerikancılar yapar. Geçmişte hükümet basını Amerikancı olduğu için yalan haber yapıyordu. Bugünlerde yani hatta birkaç senedir hükümet tarafı sürekli düzeltme, doğrulama, işte yalanlama yapmak zorunda kalıyor. Ve muhalefet tarafı sürekli böyle aslı astarı olmayan iddialar. Yani orada bir rol değişimi oldu. O rol değişimi aslında Amerika'nın Türkiye'de tuttuğu tarafın desteklediği kesimin değişmesiyle ilgili bir şey. O zaman başlayalım. Başlayalım. İlk yalanımız gelsin. Evet, tam da üniversiteye giriş sınavının öncesinde bir gün önce servis edildi bu haber. İlk buradan çıktı. T24'te ilk olarak yayınlandı. Protokol onaylandı. Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek. Şimdi tabii başlık şok edici bir başlık. Çünkü bir gün sonra sınava girecek gençlerimiz, çocuklarımız var. Bir de çocukları sınava girecek. Ebeveynlerimiz var, velilerimiz var. Ya aşağı yukarı birkaç yıldır çalışıyorlar bu sınava falan ve bir bakıyorlar Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyacak. Ki tıp hani Türkiye'de en zor girilen bölüm. Yani şöyle nereden baksak 12-13 milyon insanı, velileri ve öğrencileri toplam düşünürsek ilgilen Türkiye'nin yani 2,5 milyon insan mı ne sınava giriyor yani? Efendim? 2,5 milyon insan sınava giriyor. Tabii. Devam edelim. Tabii çok uzun konuşmayacağız. Zaten yalan olduğu belli ama bu niye bu yalan söyleniyor? Ne amaçla yapılıyor? Hangi sonuçları doğuruyor? Bunlara bir girmemiz gerekiyor. Bir alt alta yazalım. Şimdi Katarlı gençler sınava girmeden Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık. Sınava girmeden tıp ve bağlantılı diyelim bölümlerde eğitim alabilecekler. Katarlı gençler. Ya buradan ne sonuç çıkıyor? Herhangi bir Katarlı genç. İkincisi aşağıda bakın misafir personel istihdam edilecek. Protokolde misafir öğrencilerin yanı sıra misafir personel de istihdam edilecek. Bu arada cümle baştan sona bozuk da protokolde istihdam edilecek gibi bir sonuç çıkıyor. Protokolde virgül misafir öğrencilerin yanı sıra misafir personelin de istihdam edileceğine ilişkin ifadeler var falan gibi bir şey olması lazım. Yok da yani en azından öyle yazması lazım. Neyse Türkçe de bozuk. Yabancılardan para alınca Türkçe de bozuluyor. Bir de böyle bir şey var. Yani Katarlı personelin, hangi personel olduğunu da buradan tam anlamıyoruz. Personelin gelip Türkiye'de istihdam edileceği de bu haberin içinde var. Yani sadece sınavsız giren öğrenciler yüzünden, diyelim o fakülteyi kazanıp, tıp fakültesini kazanıp oraya girebilecek bir öğrencinin hakkına sınavsız bir şekilde bir Katarlı öğrenci sokuluyor. Bir de orada çalışacak, istihdam edilecek bir emekçinin de onun da işine bir Katarlı misafir yani bir personel konulacak. Türk hekim çalışmayacak da işte Katarlı hekim çalışacak gibi. Devam edelim. Tabii çok sayıda yayın organında çıktı. Özellikle ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. O da bu T24'ü almış. Yani onun üzerinden yürümüş. O önemli bir şey. Birazdan geleceğiz ona. Niye önemli? T24'ün haberini almış. İşte kendi gencine bu kadar sevgisiz, bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken? Ey AK Parti! Aranızdan biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar. Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan'a dönüştüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Son çırpınışları. Evet. Bu protokolleri de yırtıp atacağız. Şimdi burada tabii ekstra bir şey daha geliyor. Katar düşmanlığı. Tamam, Kataristan. Yani onun da bir sebebi var. Ona da geleceğiz. Ama Kılıçdaroğlu bu haberi kabul ediyor. Böyle bir olay olduğunu kabul ediyor ve ver yansın ediyor. Devam edelim. Yine Muharrem İnce, Memleket
Partisi Genel Başkanı. Bunda Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir farkı yok. Aynı Katarlı gençlere sınavsız tip. Şimdi bir şey daha ekliyor burada. Hastane kurma ve işletme hakkı tanıyan anlaşma. Yani şimdi sınavsız öğrenci alıyoruz, misafir, personel istihdam personel ediyoruz. Bir de hastane kurma ve işletme hakkı veriyoruz. Siz Katarlı gençlerin hükümetisiniz, rezilsiniz diye de evet, sonlandırmış ifadelerini. Devam edelim. Ali Mahir başarır. CHP milletvekili. Katarlı gençler Türkiye'de sınava girmeden tıp, eczacılık ve hemşirelik eğitimi alabilecek. Geleceğini çaldınız, ahını aldınız bu memleketin pırıl pırıl gençleri size sandıkta hesap soracak. Evet, burada da bir gençleri kışkırtma şeyi var. Yani baştan beri o var zaten. Devam edelim. Lütfü Türkkan. Ülkeyi Katar'a devredelim bitsin bari. Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek. Katarlı misafir personel ve yakınlarıyla Katarlı öğrenciler askeri hava kara ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilecek. Ordu evi ve misafirhanelerden de yararlanabilecekler. Evet, burada da bir yine Katar'a dönük bir şey olduğunu görüyoruz. Evet. Tavır İYİ Parti'nin. İYİ Parti'nin tavrı da CHP ile aynı. Devam edelim. Bahadır Erdem. Bu da İYİ Parti kurucularından. Katar'la imzalanan protokole göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerine girebilecek. AKP milletin gençlerine kendi vatanlarında ikinci sınıf muamele yapıp Katarlıları Türk üniversitelerinde doktor yapamaz. Gençler bu rezilliğin hesabını sorar. Şimdi mesela buradaki şey de şu. İhaleyi de gençlere çıkarıyor. Türk üniversitelerinde doktor olacaklar diyor. Bu da önemli. Şimdi birazdan protokole geleceğiz ama mesela Bahadır Erdem diyor ki muhtemelen bu protokol okumamış. Okumadığı için de Türk üniversitelerinde Katarların doktor olacağını, ya yani bir diploma sahibi olacağını iddia ediyor. Gençler bu rezilliğin hesabını sorar diyor da şimdi rezilliği gerçekten gençler, bu ülkenin gençleri kim hangi rezilliği yapıyorsa onun hesabını sorar. Evet. Şimdi ortada doğru, başka bir rezillik var. Çünkü onun da hesabını soracaklardır mutlaka. Devam edelim. Zafer Arapkirli, görev onurlu hocalara düşüyor. Mesela şöyle yazsaydı altında belki çok güzel bir tweet olurdu. Görev onurlu hocalara düşüyor. Gazetecilik eğitimi veren değerli tabii, hocalar, lütfen haber yapacak olan genç öğrencilere gazetecilik nasıl yapılır onu gösteriniz deseydi Zafer Arapkirli. Zafer Arapkirli'nin çok işi gücü yalan. Yani hani bir gazeteci nasıl olmaz tipik örneğidir Zafer Arapkirli. Davutoğlu'cu olduğu için de şeyden gönderildi galiba, Sputnik'ten gönderildi. Eğer bu karar AYM'den dönmez de uygulama başlarsa, o Katarlı gençler derse girdiğinde ben akademisyen olsam bütün öğrencileri toplar sınıftan çıkardım. Bu kibire, dingilliğe ve küstahlığa en anlamlı yanıt öyle verilirdi. Yani hocaları da kışkırtma çabası var. Devam edelim. Ey Türk gençliği, YKS'ye gireceğine Katar vatandaşlığına geç. Evet, yani gençleri kışkırtma çabası devam ediyor. Devam edelim. Oda TV, bu Katar'da da olmaz, bu Katar'da olmaz söz sanatı yapıyor. Ya Yılmaz Özdil kafası evet, bunlar işte. Evet. Üniversite sınavına saatler kala skandal karar. Evet. Burada da üniversite öncesi vurgusu var. Yani şimdi bunu okuyan çocukların ruh halini düşünün. Ben niye çalıştım ki? Nitekim çok sayıda veli o gün isyan etti. Sonra bu haberin doğru olmadığı ortaya çıktıktan sonra da birçoğu bu haber sitelerine dönük suç duyurusunda bulundular. Yani hatta bir avukat dedi ki ben ücretsiz açacağım dedi. Eğer bu haberlerden dolayı sınavdan bir gece önce çocuklarınız ya da siz veliler olarak böyle sınav motivasyonunuz bozulduysa ve bu yüzden başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız sınavda bana başvurun ben ücretsiz bunlara şey yapacağım dedi. Bu konuyu biraz soruşturma daha ayrıntılı konuşalım dedi. Ama şimdi bir AK Parti MYK toplantısına dönelim. Evet. Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını dinleyelim. İçtiğimiz suyu, içinde yaşadığımız kader arkadaşımız olan tabiatı korumak için mücadele veren bütün görevlilerimize, bütün yangın söndürme ekiplerine buradan bir kere daha şükranlarımızı iletiyoruz. Diyarbakır annelerimizin evlat nöbeti 665. gününe girdi. Anneler evlatlarına kavuşmaya devam ediyor. Hepsine buradan bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı, yüreğimizin onlarla olduğunu, her türlü desteğimizin onlarla olduğunu ifade ediyoruz.
MYK'mızda tabii ki terörle mücadele gündemi her zaman önemli bir yer tutuyor. Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları, İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü Eren operasyonları, Milli İstihbarat Teşkilatımızın terör örgütü kadrolarına dönük operasyonları yakından takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz konular. Türkiye terör konusunda bütün unsurlarıyla yeryüzünün en büyük mücadelesini veriyor. Zaman zaman Irak'tan yönelen bu terör tehdidine karşı verilen mücadelede bazı grupların Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne dönük olarak Türkiye'nin ihlalleri olduğu şeklinde ifadeleri var. Bunların hepsi kara propagandadır. Kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünü ve kardeş Irak'ın barışını, esenliğini, refahını, birlik ve bütünlüğünü her zaman en kuvvetli şekilde Türkiye destekliyor. Lakin oradan gelen terör tehdidi Irak'ın kendi kuvvetleri, kendi unsurları tarafından bertaraf edilemeyince Türkiye topraklarına dönüp bu terör tehdidini tabii ki kendi imkanları ve kendi kuvvetleriyle bertaraf etme şeklinde hukuka dayanan bir operasyon gerçekleştiriyor. Terörle mücadelemiz kesinlikle herhangi bir şekilde Irak'ın bütünlüğüne karşı bir yaklaşım değildir. Tamamen kendi topraklarımızı korumaya dönüktür. Kardeş Irak bu terör unsurlarını kendi topraklarından atacak, sökecek, tamamen yok edecek bir kapasite ortaya koyduğu andan itibaren zaten Türkiye'nin bu operasyonları yapmasına gerek kalmayacaktır. Bu operasyonlar Türkiye'nin milli güvenliğini, sınır güvenliğini koruyan operasyonlar olduğu gibi aynı zamanda kardeş Irak'ın toprakları içerisinde konuşlanmış teröristlere karşı Irak halkına verdiğimiz bir destek olarak da değerlendirilmelidir. Arkadaşlar tabii bu Marmara Denizi'ndeki müsilaj gündemini yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Hem partimizde çevre şehircilikten sorumlu genel başkan yardımcılığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan düzenli olarak bilgi alarak bu konuyu gündemin üst sıralarında tutuyoruz. Tabii 20. gününde bu müsilajla mücadele seferberliği 425 bölgede çalışmalar devam ediyor. 7000 metreküpten fazla müsilaj Marmara Denizi'nden temizlendi. Çeşitli stratejiler uygulanıyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'dan toplanan müsilajlar düzenli olarak depolama alanlarına gönderiliyor. Tabii bu arada en önemli konu bunu kökeninde halletmek. Dolayısıyla bu müsilaja sebebiyet veren kirliliği ortadan kaldırmak. Bu çerçevede 6738 denetim Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir. 14 milyon lira civarında da para cezası uygulanmıştır. Marmara Denizi için ortaya çıkan bu tablo hepimiz için üzüntü verici ve kaygı vericidir. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza verdiği talimatlar bakanlığımız tarafından titizlikle uygulanmaktadır. İnşallah Marmara Denizi'ni en kısa zamanda bu büyük felaketten kurtaracağız, bu müsilaj belasından kurtaracağız. Tabii bu derinlikler açısından, bağlantılar açısından da gerekli tedbirler Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından alınıyor. Burada dün yayınlanan genelgeyle birlikte biliyorsunuz normalleşmede yeni adımlar ortaya çıktı pandemiyle mücadele döneminde. Tabii en önemlisi bu çerçevede normalleşmenin hızlanması ama hızlandıktan sonra da kalıcı olması için aşı programının güçlü bir şekilde uygulanması. Bütün sağlık çalışanlarımız büyük bir seferberlik içerisinde neredeyse günde 1 milyondan fazla vatandaşımızı aşılayacak bir kapasite ortaya koyuyorlar. Bütün sağlık çalışanlarımıza buradan bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu fedakarlıklarının hiçbir şekilde ödenmesi mümkün değildir. Büyük bir vatanseverlik örneği gösteriyorlar. İnsanüstü bir çabayla en ücra yerdeki vatandaşlarımıza, yaşlı insanlarımıza giderek bu faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Aşı yaşı artık 18 yaş sınırına indi. Tabii biz siyasiler söylemiyoruz bunu. Sağlık Bakanımız da bunu kendiliğinden bir siyasi olarak söylemiyor. Bilim kurulunun tavsiyelerine uyuyoruz.
hem Türkiye'deki bilim adamlarının hem dünyadaki bilim adamlarının tavsiyesi bu aşılamanın aşının hayata geçmesinin, herkesin aşılanmasının pandemiyle mücadele için olmazsa olmaz bir koşul olduğudur. O sebeple bütün vatandaşlarımızın gerçekten normale dönmek için aldıkları aşı randevularına titizlikle riayet etmeleri ve sağlıklarını bu şekilde korumaları son derece önemlidir. Bilim kurulunun tavsiyeleri, Türkiye'deki bilim adamlarının tavsiyeleri, dünyadaki bilim insanlarının tavsiyeleri örtüşmektedir. Türkiye'deki bilim insanları da burada hem o Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturmuş bilim kurulu, onun dışındaki pek çok bilim insanımız bu konuda görüşlerini güçlü bir şekilde paylaştılar. Hepsinin büyük bir çoğunluğunun vardığı nokta ancak bunu aşıyla aşabileceğimiz şeklindedir. Tabii bu normalleşme gerçekleştikçe hem herkesin sağlığını korumuş olacağız, hem ekonomiden diğer alanlara kadar bu pandemi döneminin yarattığı türbülanslardan da daha güçlü bir şekilde çıkacağız. 2020'de 1.8 büyüdü Türkiye. Bu yıl ilk çeyrekte %7'lik bir büyüme kaydetti. İnşallah Türkiye pandemiyle mücadele eden ülkeler içerisinde gerek vatandaşlarının sağlığını koruma konusunda gerek pandeminin siyasal ve ekonomik etkilerini küçültme, yönetilebilir halde tutma konusundaki pozitif ayrışmasını sürdürmeye devam edecek. Bir kere daha bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerli aşı inşallah hayata geçtiği zaman bu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunu hem milletimiz için hem tüm insanlık için bir müjde olarak ortaya koyacağız. Hiçbir şekilde bu herhangi bir yerden esirgenmeyecek. Aşı konusunda asabiyet üretenlere, ırkçılık üretenlere karşı Türkiye burada bir vicdan devleti olduğunu, bir vicdan ülkesi olduğunu, bütün insanlığın vicdanına hitap eden bir ülke olduğunu bir kere daha gösterecek. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yankıları devam ediyor. Orada Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeler neticesinde ortaya çıkan sonuçları üçlü bir şekilde takip ediyoruz. Partimizde de ilgili birimlerimiz takip ediyor. Biliyorsunuz orada Alman Şansölyesi Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiliz Başbakanı Johnson ve Yunan Başbakanı Mitsotakis, Amerikan Başkanı Biden başta olmak üzere önemli görüşmeler gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımız. Burada tabii verilen mesajların merkezini NATO zirvesi olduğu için özellikle Türkiye'nin NATO güvenlik konseptine dönük beklentileri ve bu vizyona dönük değerlendirmeler oluşturdu. Cumhurbaşkanımız NATO güvenlik konseptine dönük değerlendirmelerini ve Türkiye'nin vizyonunu kapsamlı bir şekilde paylaştı. Tabii Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler var. Aynı şekilde Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin verdiği destek söz konusu. Bununla ilgili olarak kendisine sorulan sorulara da Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla görüşmelerinde ayrıntılı bir şekilde cevap verdi. Tabii bütün bu tabloda çıkan sonuç şuydu, o görüşmelerde bizim şahit olduğumuz, Cumhurbaşkanımızın muhatapları Türkiye ile pozitif ajandaya yoğunlaşmak gerektiğini, daha olumlu gündemi takip etmek istediklerini açık ve net bir şekilde söylediler. En azından anlaşmazlık konularının çözülmesi konusunda bir irade, bir çalışma iradesi söz konusu. Anlaşmazlığın devam ettiği ve kısa vadede çözülemediği konularda da tansiyonun düşürülmesi şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Türkiye tabii ki bir diplomasi devleti olarak, Cumhurbaşkanımız bir diplomasi devletinin Cumhurbaşkanı olarak bütün bunları son derece olumlu karşıladığını oradaki basın toplantısında da ifade etti. Ve bütün bunların biz devamının gelmesini bekliyoruz. Fakat tabii Merley'in Mitsotakis'le yapılan görüşmede Sayın Mitsotakis'in ortaya koyduğu vizyona bundan sonra meselelerimizi çözme konusunda daha olumlu bir yaklaşım üretelim şeklindeki Cumhurbaşkanımızın yaklaşımına, olumlu yaklaşmasına rağmen maalesef oradaki yaklaşımın tersine bir karar aldı Yunanistan. Dolayısıyla Yunanistan'ın bir tür gerginlik politikasını sürdürme eğiliminde olduğu burada görüldü. O da biliyorsunuz 1988'de imzalanan, Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan Atina Mutabakatı'na göre
turizm sezonunun yoğun olduğu 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında Ege'de herhangi bir askeri aktivite yapılmıyor. Bu mutabakatın çerçevesi olarak ama Yunanistan maalesef 1988'de imzalanan bu Atina mutabakatına uymayarak Ege Denizi'nde belli bir bölgeyi askeri eğitim sahası ilan etti. Bu Yunanistan'ın ortaya attığı bu yaklaşım hem Mitsotakis'in Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmede ortaya koyduğu yaklaşıma aykırıdır. Hem de Türkiye ile 1988'de Yunanistan arasında imzalanmış Atina mutabakatına aykırıdır. Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında Türkiye bu mutabakata uyarak herhangi bir askeri aktivite planlamamıştı. Ama Yunanistan'ın maalesef bu gerginlik politikasını sürdürme eğilimi neticesinde ortaya çıkan bu tablo Türkiye karşısında Türkiye'de Navtex ilan etmiştir. Burada herkesin görmesi gereken şey şudur. Ortada bir mutabakat var. Bu mutabakatın yanı sıra Cumhurbaşkanımızla Mitsotakis arasında, Yunan Başbakanı arasında Atina'da gerçekleşmiş bir görüşme var. Bu görüşmenin neticesinde daha sorunların çözümüne odaklı bir yaklaşımın ortaya koyulması gerektiği ifade edilmiş. Ama hemen arkasından Yunanistan tutuyor. 15 Haziran 15 Eylül arasındaki bu yasağı ihlal ederek Atina mutabakatının hükümlerine karşı çıkarak askeri eğitim sahası ilan ediyor. Bunun karşısında da Türkiye'nin Navtex ilan etmekten başka bir çaresi yoktur. Bütün dünyanın görmesi gereken şey şudur. Bu mikro gerginlik meselesinde de göreceğimiz gibi gerginlikler Yunanistan tarafından kaynaklanmaktadır. AB ülkeleri sürekli olarak Cumhurbaşkanımızla AB liderleri konuştuklarında Ege'de ve Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi gerektiğinden bahsediyorlar. Cumhurbaşkanımız da tabii sık sık bu sözleri asıl Yunanistan'a söylemeleri gerektiğini onlara hatırlatıyor. Adeta Avrupa Birliği içerisinde bir ülkenin bütün bir Avrupa Birliği politikasını kendi peşinden sürüklemesi gibi maalesef son derece yanlış bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii bu arada hemen bu zirvelerin arkasından biliyorsunuz Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi ve bunun neticesinde bir bildiri ortaya çıktı. Burada tabii Türkiye ile Doğu Akdeniz'de işbirliği yapmanın önemi, Türkiye ile işbirliğinin Avrupa Birliği'nin çıkarlarına uyguna dair vurgular var. Ama bu vurgular ilk başta olumlu gibi gözükse de raporun diğer kısımları dikkate alındığında yeterince olumlu bir tablo ortaya çıkarmıyor. Özellikle Türkiye başlığı altında kabul edilen kararları ve ortaya koyulan yaklaşımı son derece yetersiz bulduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla da görüldüğü gibi bir diyalog başlatılması, olumlu ajandada ilerlenmesi için üzerine düşeni fazlasıyla ortaya koydu. Ancak örneğin Avrupa Birliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi bir olumlu konuma, olumlu gündemi hayata geçirme konusunda bu belgede bir irade ortaya koymadı. Esasında söylenen şey çok nettir. Eğer olumlu bir ajanda ortaya koyacaksak, olumlu bir gündemi takip edeceksek, bunun her iki taraf için de kazan kazan formülü ortaya çıkaracak maddelerinin en başında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gelmektedir. Aynı şekilde 18 Mart mutabakatının güncellenmesi var, vize meselesi var ama ekonomik açıdan baktığınızda, daha pek çok açıdan baktığınızda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda iki taraf da hazır, hem iki taraf için de kazan kazan formülü ortaya çıkarabilecek bir tablo. Ama maalesef burada bile somut bir karar alınamadığını görüyoruz. Sürekli olarak bu konularda somut karar almayı erteleyen bir tablo var. Tabii bu niye böyle oluyor? Bunun içerisinde oyalama taktiği var. Bazı ülkelerin oyalama taktiği var. Bazı ülkelerin samimiyeti var ama irade eksiklikleri var. Yeterli bir irade ortaya koyamıyorlar. Bir iki tane çok iyi bildiğimiz üye ülkede AB üyeliğini istismar ederek Türkiye'yi ikili meselelerinde bu şekilde tavize zorlayabileceklerini zannediyorlar. Bu tabii baştan aşağı yanlış, Avrupa Birliği'ni son derece dar bir alana sıkıştıran bir yaklaşım. İlk defa tarihinde Avrupa Birliği herhangi bir şekilde vizyon üretemeyen, krizi fırsata çevirmeyen bir köşeye kendisini hapsetmiş durumda. Bildiride Türkiye'nin adaylık statüsüne atıfta bulunulmaması da maalesef bu vizyon eksikliğinin neticelerinden bir tanesi. Şimdi sık sık söyledikleri şey şu, bu adaylık meselesine atıfta bulunmuyorlar.
İşte hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında diyalog öneriyorlar. Biz de diyoruz ki onlara, bu konularda bir diyalog öneriyorsanız, diyalog mekanizması bellidir. Türkiye bu konulardan kaçmıyor. Yani hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında bir diyalogdan, beraber müzakere etmekten, bunları tartışmaktan kaçmıyor. Bunun yolu şudur, bu alanları içeren 23. ve 24. fasılları açarsınız. 23. ve 24. fasılları açtığınız zaman zaten bu konularla ilgili diyalog mekanizması hayata geçmiş olur. Şimdi burada tutup da 23. 24. fasılları açmadan bu konularda diyalog üretelim demek, aslında hukukun üstünlüğü ve temel haklar konularını tartışmak yerine sadece bir bahane olarak kullanmak anlamına geliyor. Burada başından beri bunun mekanizması belli. Fasıllar niye var? Fasıllar zaten müzakere etmek için var. Fasıllar niye var? Fasıllar diyalog için var. Siz bu fasılları açtığınız zaman otomatik olarak kapatacağınız bir şey yok. Eğer diyalog 23. ve 24. fasılları açtığınız zaman verimli bir aşamaya ulaşmazsa o zaman fasılları kapatmazsınız. Yani 23 ve 24 ile ilgili tartışma sonuçlanmış olmaz. Fasıllar açık kalmaya devam eder. Ama siz tutup temel diyalog mekanizması olan fasılları bile açmadan, fasılları açmak için bile şart koşarsanız o zaman kendi koyduğunuz prensipleri maalesef çiğnemiş olursunuz. Bir diğer konu, mali yardım paketi konusunda yeni mali bir yardım paketi öneriyorlar. Şunu unutmamaları gerekir ki, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göç meselesi sadece mali yardım meselesine indirgenemez. Bu bir vizyonsuzluk olarak ortaya çıkar. Uzun vadede de sürdürülebilir bir durum değildir. Bu vahim bir hatadır. Zaten önerilen yeni mali yardım paketinin, yani Türkiye'ye vermiş olmuyorsunuz. Aslında Suriyeli sığınmacılar için veriyorsunuz siz bunları. Suriyeli sığınmacılar için verdiğinizde Avrupa'yı kendinizce göçten ve göçün olumsuz etkilerinden korumuş oluyorsunuz. Doğrudan kendinizi ilgilendiren bir konuda bile bu kadar geç karar almanız ve bu kadar düşük limitli bir vizyonla hareket etmeniz son derece yanlıştır, vahim bir hatadır. Türkiye bu yükü çekiyor ama Türkiye'nin bu yükü çekmesinin de tabii ki bir sınırı var. Dolayısıyla yakın işbirliğinin belirlenmesi sadece mali meselelere indirgenmemelidir. Daha geniş bir çerçeveden bakılmalıdır buna. Eğer temel haklar ve hukukun üstünlüğü konusunda diyalog istiyorsanız ve bu konuda gerçekten samimiyseniz, Türkiye temel hakları konuşmayalım, hukukun üstünlüğünü konuşmayalım, onları erteleyelim demiyor. Tam tersine gelin bunları hemen konuşalım diyor. O zaman 23. 24. fasılları açarsınız. Bunlar rahatlıkla konuşulabilir. Tabii bu zirve kararlarının Kıbrıs'a ilişkin bölümleri kesinlikle hakkaniyetli bir yaklaşım içermiyor. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir şekilde dengeli bir yaklaşım yerine Rum-Yunan tezlerinin birebir ifadesinden başka bir şey değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği adadaki gerçekleri bu zirve kararlarında bir kere daha görmemiştir. Avrupa Birliği'nin bir kere daha Avrupa adadaki gerçekleri görmesi gerektiğinin, orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye Rumlarla eşit statüyü paylaşan bir devlet ve bir toplum olduğunun altını bir kere daha çiziyoruz. Ayrıca 18 Mart mutabakatının da tüm yönleriyle ele alınması gerekir. Herhangi bir şekilde parçalı bir yaklaşım ortaya koyulmaması gerekir. Arkadaşlar, bizi sevindiren bir karar, Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin seçimleri yapıldı biliyorsunuz. 24 Haziran'da New York'ta gerçekleşti Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin seçimleri. Burada Türkiye'nin adayı olan Doçent Doktor Günkut, ülkemiz tarafından alınan komite üyeliğine tekrar aday gösterilmişti ve 145 oy alarak tekrar bu komiteye seçildi. Bu çok yüksek bir oy diğerlerine göre. Bu da tabii bu şekilde adayımızın seçilmesi, Türkiye'nin ırk ayrımcılığı konusunda gösterdiği duruşun, ortaya koyduğu kapasitenin ve mücadelenin itibarı açısından son derece önemlidir. Günkut hocamızı da bu çerçevede bir kere daha tebrik ediyoruz. Türkiye, İslam düşmanlığı, ırk ayrımcılığı, bütün nefret suçlarıyla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edecek. Şimdi çok istismar edilen bir konu var. Afganistan'da Kabil Havalimanı misyonuna dair Türkiye'nin yürüttüğü müzakereler. Şimdi bir kere birçok muhalefet partisinde geçmişte diplomatlık görevi yapmış kişiler de var. Fakat buna rağmen maalesef genel başkanlar düzeyinde, bazen sözcüler düzeyinde en temel maddi gerçeklerin bile
ortaya koyulamadığını, yanlış bir yaklaşım üretildiğini, maddi bilgi açısından bile yanlış şeyler söylendiğini görüyoruz. Türkiye'nin ta geçmişten bugüne NATO bünyesinde Afganistan'da muharip olmayan bir unsur olarak faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi NATO kararlı destek misyonu kapsamında 2013'ten beri ülkemiz tarafından yürütülüyor zaten. Dolayısıyla bu yeni bir durum değil. Yani muhalefetten bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi yeni bir durum değil. Daha 2013'ten beri sürdürülen bir misyon. Şimdi NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesiyle birlikte bu tekrar gündeme geliyor. Yani Türkiye burada sanki bir güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış, yakışıksız ve uygunsuz ifadeler de kullanılıyor. 2013'ten beri sürdürdüğü misyonun sürdürülmesiyle ilgili misyon bu. Ve bu konuda da henüz bir karar verilmiş değil. İstişareler devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda bu misyonu üstlenmesi halinde finans, lojistik ve güvenlik konularında uluslararası toplumun güçlü ve düzenli desteğine ihtiyacı var. Yani hem finans konularında, hem lojistik konularında, hem de güvenlik konularında uluslararası toplumun güçlü ve güvenli desteği olmadan, güçlü ve güvenli desteğinin Türkiye'nin bu misyonu sürdürmesi açısından gerekli olduğu her aşamada iletiliyor. Cumhurbaşkanımız da NATO zirvesi bağlamında yaptığı görüşmelerde bunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla 24-25 Haziran'da en son görüşme yapıldı. Konuya ilişkin tabii değerlendirme devam ediyor. Tabii ki Afgan hükümetiyle bir yasal zeminin de oluşturulması gerekiyor. Hukuki düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Yani bu çok yönlü, lojistik açısından, güvenlik açısından, hukuki açıdan Türkiye'nin çok yönlü değerlendirdiği bir konu. Tabii burada mesele Türkiye'nin öteden beri kardeş Afgan halkına verdiği destektir. Yıllar evvel Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken Afganistan'a gittiğimiz zaman orada Afganların içerisinde, Afganistan'ın vatandaşlarının içerisinde en rahatlıkla gezen askeri unsurun Türk askeri olmasından büyük bir gurur duymuştuk. Oradaki komutanlar şunu söylemişlerdi. Bizim elbiselerimizde Türk bayrağını gördüğü zaman kardeşini görmüş gibi Afgan halkı bizi kucaklıyor. Hatta çok enteresan bir anım da var orada. Bu Türk askerinin nasıl gittiği bölgedeki insanların hassasiyetine, oranın değerlerine uygun davrandığını göstermesi aslında önemli bir şey. O zamanki birliğin komutanıyla sohbet ederken şöyle bir şey söylemişti. Verdiğim ilk emirlerden bir tanesi, Afganlılarla konuşurken, insanlarla temas ederken kesinlikle güneş gözlüğünüzü çıkaracaksınız. Aranıza güneş gözlüğünün getirdiği bir mesafe ya da böyle kibirli bir duruş girmeyecek diye. O hassasiyetleri, o bölgenin hassasiyetlerini, oradaki kardeşlik havasını koklayan, en başta gelen askeri unsurdur. Belki de tek askeri unsurdur, Türk askeri. Dolayısıyla bu bizim Afganistan'ın birliğinin tesisine, Afgan halkının onurlu, hür bir geleceğe kavuşmasına dönük olarak desteğimizin de bir ifadesidir. Şimdi tabii bunlar milli güvenliğimiz açısından da önemlidir dediğimizde, birileri sadece haritada gördüğü bir takım mesafelere bakarak analizler yapıyor. Halbuki kuzeyden ve doğudan gelen, Türkiye'ye kuzeyden ve doğudan gelen göç tehdidine karşı Afganistan'ın istikrarlı olması bizim için çok önemlidir. Çünkü Türkiye Afganistan üzerinden gelen göç tehdidiyle, düzensiz göçle, kanun dışı göçle hem kuzeyinden hem de doğusundan bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Aynı şekilde Afganistan'daki istikrarsızlık uyuşturucu tacirleri açısından maalesef elverişli bir ortam oluşturuyor ve o elverişli ortam üzerinden Türkiye yine kuzeyinden ve doğusundan bu uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Bunların hepsi milli güvenliğimiz açısından önemli unsurlar. Tabii ki Afgan halkına olan desteğimizin de aynı güçle sürmesi, tarihsel ilişkilerimiz, tarihten gelen ilişkilerimiz açısından son derece önemlidir. İç ve dış siyasi konular ve diğer konularla ilgili değerlendirmelerimizi de yaptık. Hemen hemen geçen MYK'mızdan bu yana oluşan bütün konuları değerlendirmiş olduk MYK'da. Benim sizle paylaşacaklarım bu çerçevede arkadaşlar. Bana sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım ben. Lamia Hanım buyurun. Efendim?
Efendim benim iki ayrı sorum olacak. Aslında iki ayrı algı operasyonu üzerine. Birincisi Katar'dan Türkiye'ye sınavsız öğrencilerin geleceği ve okuyacağı şeklinde bir haberi gördük ama bizzat bu haberi yapanlar tarafından da haber yalanlandı. Ama halihazırda muhalefetin, CHP Genel Başkanı'nın bu yalan haber üzerinden yaratmaya çalıştığı algıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum da çok sıcak bir başlık. Oda TV'nin haberi bir setten oyuncak silahlardan bir algı operasyonu yaratılması. Bu konular gündeme geldi mi ve sizin sözcü olarak değerlendirmeniz? Şimdi tabii birinci konu son derece önemli bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor bizi. Ben hatırlıyorum yani çok yakın zamana kadar, 2 yıl, 2,5 yıl, 3 yıl öncesine kadar bile bu tip bir şey söz konusu olduğunda, CHP'de bir yanlışlık yapıldığında ya da CHP'den bir arkadaşımız bu şekilde bir gerçek olmayan bir haberin peşine takılıp da karşı tarafla ilgili bir yargılamada bulunduğunda ve bunun gerçek olmadığı söylendiğinde geçen dönemlerde CHP'de hakikaten özür dileyebilen, bununla açık bir şekilde yüzleşebilen özgüvenli kimseler vardı. Yani daha demokrat kimseler zaman zaman olabiliyordu. Fakat şimdi çok enteresandır. Bir şey söyleniyor, bunun yalan olduğu ortaya çıkıyor, önüne koyuluyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Dolayısıyla hakikaten bu birilerinin dediği gibi yani sürekli bu yalanı tekrarlayarak bir sonuç alabileceklerine dair bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyorum. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Yani bu kadar yaşı olan bir parti, bu kadar deneyimli siyasetçiler geçmişte yetiştirmiş bir parti. Türkiye'de de sayısal olarak işte ana muhalefeti temsil eden bir parti. Bu haber yalan bir haberdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece Katar'a özgü yaptığı bir anlaşma değildir. Bu haberin yalan olduğu ilgili site tarafından ortaya koyulduktan sonra, yani biz özür diliyoruz ve haberimizi çekiyoruz denildikten sonra ki bu da tebrik edilmesi gereken bir şeydir. Yani yalan haber olduktan sonra bir sitenin, bir televizyonun, bir yayın organının bunu geri çekmesi onun güvenilirliğini artırır. Burada çok özgüven sahibi olmak lazım. Ondan sonra bile evet öyle yapılmış ama yine de biz bunu söylemeye devam ediyoruz. Peki siz bunu söylerken ne üzerinden söylediniz? O haberi yapan sitenin haberini alıntılayarak söylediniz. Altına bunu koydunuz. Altına koyduğunuz şey, argüman, bilgi çöktü. Yalan oldu, ortaya çıktı. Buna rağmen ne olursa olsun, kim özür dilese dilesin, biz buna devam edeceğiz. Yani yalan söylemeye devam edeceğiz deniyor. Şimdi ikinci bir husus şu. Siyasetçinin en önemli görevi topluma doğruyu söylemek. Muhalefetteyseniz de denetim görevini yapmak. Denetim görevini yaparken de hakikaten dürüst bilgilere dayanarak, doğru bilgilere dayanarak bunu yapmak gerekiyor. Şimdi bu yapılmayıp ondan sonra deniyor ki protokolü okuyun. Peki okuyun protokolü. Türkiye'nin ta 1984'ten beri yaptığı bu şekildeki birçok ülkeyle karşılıklı anlaşmaların protokollerini de okuyun. Hepsinde zaten aynı unsurlar var. Yani bir ülkeyle karşılıklı olarak bir anlaşma yaptığınızda ortaya koyduğunuz işbirliklerinin hepsini yargılayacaksanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimseyle işbirliği yapamaz. Siz başka ülkelere bazı başka ülkelerden ne alıyorsanız başka ülkelerde onu veriyorsunuz. Ve karşılıklı olarak ilişkiler bu şekilde gerçekleşiyor. Bu devletler arasında son derece olağan bir şeydir. Ve bu yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pek çok devletle gerçekleştirdiği protokollerin bir benzeridir. Bu tarafı var. Fakat bir de işin tabii psikopolitik bir sahik tarafı var. Anladığım kadarıyla seçmece davranmak istiyorlar. Örneğin ne kadar zulüm yaparsa yapsın Esad rejimiyle muhabbetli bir ilişki geliştirmek istiyorlar. Ama Türkiye'ye yatırım yapsa bile Katar'a karşı bir husumet politikası ortaya koymak istiyorlar. Ben de diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını düşünelim. Esad rejimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı zarar verici, tehdit oluşturan aktiviteler ortaya koyduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olan birisinin Esad rejimine karşı olması gerekir. Çünkü devletimizin ve devletimizin çıkarları milletimizin esenliği ve güvenliği tehdit altındadır. Bunlar söz konusu olduğunda bile ne diyorlar? Esad rejimiyle oturmak lazım, konuşmak lazım, bu meseleleri çözmek lazım diyorlar. Peki Katar bizim ülkemize yatırım yapıyor. Katar her uluslararası planda zor durumda kaldığında Türkiye'nin de hine oy kullanan ülkelerden bir tanesi.
Katar'la geliştirdiğimiz bu ilişki neticesinde Türkiye'ye pek çok yatırım geliyor. Bakın, buradaki seçmece mantık hakikaten belli bir politik psikoloji açısından değerlendirilmesi gereken bir mantık. Bu vahim bir mantık. Biz şuna bakarız. Türkiye Cumhuriyeti'ne dost olanla dost oluruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne yatırım yapana kolaylık sağlarız. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık edene düşman oluruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım ortamını zedelemeye karşı olanlara da karşı bir duruş gerçekleştiririz. Yani pergenin sabit ayağını koyduğunuz yer neresidir? Baktığınız açı neresidir? Ben diyorum ki bizim baktığımız yer Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tehdit edene karşı muhabbetli bir ilişki geliştirmeye çalışıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ne birisi yatırım yapmaya kalktığı zaman hemen tutup bir propagandaya başlıyorsunuz. Şimdi biz bunu çok eskiden de görmüştük. Bir anımı anlatayım size. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığının ilk zamanları. Biz de Cidde Ekonomik Forumu'na gideceğiz. O zaman muhalefetten birileri buralara niye katılıyoruz? Arap kardeşlerimizle niye ilişki geliştiriyoruz? Türkiye'de eksen kayması mı oluyor diyerekten müthiş bir propagandaya başlamışlardı. Halbuki biz Cidde Ekonomik Forumu'na gittiğimizde gördük ki dünyanın bütün devletleri orada. Fransızlar orada, Almanlar orada, İngilizler orada. Hepsi yıllardır o forumlara geliyor. Yani Türkiye'nin çıkarları açısından kurması gereken ilişkilerde öteden beri bu şekilde kurulan bir takım bariyerler vardır. Bu bariyerlerin neticesinde Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti kendi çıkarı için bu ilişkileri kurduğunda çok geçmiş dönemlerde bir takım bunlar darbe girişimlerinin de vesilesi olmuştur. Bir takım krizlerin vesilesi olmuştur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni belli bir yerde tutmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii açılımlarını, hak ve menfaatleri açısından gerekli açılımlarını engellemeye çalışanların yaptığı işlerden bir tanesidir. Bu büyük oranda bertaraf edildi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı kişilerin bunu halen sistematik bir şekilde devam ettirdiğini görüyoruz. Diğer söylediğiniz şey, bir kadın ve demokrasi örgütü derneği ile ilgili olarak. Yani orada bir yurtta bir film çekimini alıyorlar ve müthiş bir böyle bir işte örgüt var orada bilmem ne falan. Çünkü bunu biz pek çok meselede gördük. Yani Suriye'ye yaptığımız yardımlar, işte Libya'ya yaptığımız yardımlar meselesinde de benzer kara propagandalarla karşılaştık. Bunlar çok hassas meseleler. Yani geçmiş zamanlarda Türkiye'de büyük krizler çıkarıldı bu tip yanlışlıklar üzerinden. Burada yapılması gereken şey bir şu. Her zaman denir basın demokrasinin dördüncü kuvvetidir. Basın demokrasinin dördüncü kuvveti olmakla vesayetin birinci kuvveti olmak arasında çok gidip gelmiştir Türkiye'de. Bir zamanlar Türkiye'deki vesayetin birinci kuvveti basındı. Bakın geçenlerde bu 27 Nisan muhtırasında vermeye kalkan o zamanki askeri bürokratlarla yapılan bir röportajda bakın şöyle bir soru soruluyor bir basın mensubu tarafından. Yanıkumay Başkanlığı. Deniyor ki siz başörtüsüne karşısınız. Herhangi bir subayın eşinin başörtülü olmasını istemiyorsunuz. Ama yarın bir gün Cumhurbaşkanı seçilecek birisinin eşi başörtülü olursa Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanının eşinin başörtülü olması karşısında ne yapacaksınız? Şimdi burada soru sorulanın böyle bir ortama müsaade etmesi vahim ama gazetecinin bu şekilde bir soru sorması çok çok daha vahim. Çünkü bunlar soru değil, bunlar yargı. Şimdi burada da mesela birincisi yani bu kadar kolay suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? İkincisi özür dilenmesi lazım. Üçüncüsü de bir daha bunların yapılmaması için ne tür tedbirlerin alındığının açık bir şekilde paylaşılması lazım. Bunlar maalesef vahim sonuçlar doğurabilecek son derece sıkıntılı yaklaşımlar. Yani eğer Kadın ve Demokrasi Derneği güçlü bir açıklama yapmasa, sesini duyuramasa, bugün sosyal medya olmasa, düşünebiliyor musunuz? Yapılan haber kişileri ne kadar zor duruma düşürecek. Mesela bakın bir şey var, bir mesele var, onu sizle paylaşayım. Şimdi habire geçen gün yine iki tane milletvekili, bakın iki milletvekili ve birkaç tane de gazeteci. Twitter hesabından bana diyor ki, siz bir açıklamanızda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 5.000 lira verildi demişsiniz. Bana gelmedi, bunlar nerede? Bakın 8 Haziran 2020 tarihinde bu yalanlar üzerine açıklama yaptım.
Birisi böyle bir caps yapmış. Konuşmamın bir kısmını kesmiş. Ondan sonra uyduruk bir şeyler koymuş. Kesinlikle böyle bir ifademiz yok. Biz pandemi döneminde vatandaşlarımıza verilen yardımları da, sektörlere verilen yardımları da, esnafımıza, çiftçimize, işçimize verilen yardımları da buradan zaten paylaşıyoruz. Bunların hepsi kayıtlı. Canlı olarak yayınlanıyor. Ben nerede demişim her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 5000 lira verildi. Ve üstelik biliyor musunuz bunu? Birkaç partiden milletvekilleri. Bakın. Söylediler bunu. Böyle böyle demişsiniz diye. Dediğim bir şey yok. Önlerine o montaj şeklindeki kepsi koyduk. Hiç özür dilemeden bazısı tweetini sildi, bazısı silmedi. Şimdi baktım geçen gün yine gazeteci sıfatlı, milletvekili sıfatlı kişiler tekrar bunu gündeme getirmişler. Halbuki 8 Haziran 2020 tarihinde o zaman açık bir şekilde söylemişim. Bu baştan aşağı bir yalandır demişim. Nerede söylemişim? Göstersinler demişim. Birisi bir yalan söylüyor. İsimsiz bir şeyden, sosyal medya hesabından, herhangi bir şekilde kaynağının belli olmadığı, kimin ürettiği bir şey olmadan 2-3 partinin milletvekilleri arkasına takılıyor. Gazeteciyim diyen kişiler arkasına takılıyor. Burada başka bir sorun var. Milletvekili, bunu yapan milletvekili işini yapmıyor. Yani bir yalan bilgi üzerine bir argüman kuruyorsunuz, onun üzerine bir siyaset geliştiriyorsunuz, onun üzerine de bir muhalefet geliştiriyorsunuz. Baştan aşağı yalan. Gazeteciysen bu çok kolay araştırılabilir. Hiç araştırmadan orada sosyal medyada bir şey görüyor, hemen onun arkasına saklanıyor. Nerede demişiz her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 5000 lira verildi diye. Birisinin ürettiği bir yalan. Orada bütün rakamları sayıyoruz. Kişilere verilenlerden tutun da sektörlere verilenlere kadar. Benim söylemediğim bir ifadeyi birisi yayıyor, öteki milletvekili, öteki gazeteciyim diyor. Ondan sonra nasıl denetim görevini yapacak? Temel mesele bununla ilgili bir mesele. Herkesin en önce kendi mesleğinin saygınlığını koruması lazım. Her meslek grubunun da kendi içerisinde bu şekilde mesleği zor duruma düşürenlere, mesleğin içerisinde mesleğin itibarına zarar verenlere karşı bir takım denetim mekanizmaları geliştirmesi lazım. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. EGRT Haber Emre Kol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katıldığı sırada yanında tercüman olarak Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Kavakçı da vardı. Ancak Fatma Kavakçı daha sonra sosyal medyada özellikle linç kampanyasına uğradı. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu da tabii Türkiye'nin maalesef üzücü meselelerinden bir tanesi. Fatma Kavakçı o yaptığı işi yapmaya hem CV'si hem eğitimi hem de kişisel nitelikleri açısından son derece yeterli bir arkadaşımız. Ve işini başarıyla yapıyor. Cumhurbaşkanımızın yanında Cumhurbaşkanımıza hizmet ediyor. Cumhurbaşkanımız da geçen de açıkladı. Yaptığı işe hakimiyeti yabancı devlet başkanları tarafından da takdir gören bir arkadaşımız. Fakat hazin tarafı dediğim şey şudur. Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor. Ya bu linç kampanyasını yapanların bu çocuklara annelerinin kılık kıyafeti, kendilerinin kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük bir iştahları varmış. Bu nasıl bir nefretmiş ki? Yani nesiller değişiyor, bunların nefret duygusu bir türlü değişmiyor. İnsanda biraz vicdan olsa, biraz izan olsa, genç bir kızı yaptığı işin niteliğini bilmeden, onun eğitimini bilmeden, üstelik de büyükelçi sıfatı geçmişte taşıyan bir milletvekili yapıyor bunu. Bu işlerin nasıl olduğunu bilen, yani onlar o işler orada o görevi yapacak kişinin nitelikleri kolay belirlenmiyor. Bu nihayetinde devlet görüşmesidir. O arkadaşımız yaptığı işin niteliklerine haiz ve devletimize hakkıyla hizmet eden bir arkadaşımızdır. Linç kampanyasına nesilden nesile anneden kızlarına doymayanların vicdansızlığı artık kendilerinin etiketi olarak kendilerine aittir deyip onları kendi halleriyle bırakıyoruz. İkinci bir konu, diyorlar ki sadece tercüman biliyor Cumhurbaşkanı'nın ne konuştuğunu. Bunlar devlet meselesidir, devlet sırrıdır. Halbuki bilinir bunlar. Ya bazen biz isteriz, bazen karşı taraf ister. Liderler baş başa görüşürler. Mesela bu görüşmelerin zannediyorum hemen hemen hepsinde kaç taraf Cumhurbaşkanımızdan istemiştir. Yani Miçotakis görüşmesi, Macron görüşmesi diye. Bazen de biz isteriz. Belli meselelerin liderler arasında konuşulması
ve daha sonra heyetler arası görüşmeye geçerken liderlerin belli mesafeler kat etmiş olmaları önemlidir. Bu görüşmelerin birçoğunda da öyle olmuştur. Liderler konuşmuştur. Örneğin Baydır görüşmesinde liderler baş başa görüşmüştür. Çünkü göreve geldikten sonra ilk buluşmaları. Daha önce de...